Çocuklarınız henüz küçükken onlara marketten alınan bir fiş veya her ay evinize gelen faturalardan bahsederek etraflarındaki düzenin nasıl işlediğini anlatmak, örneğin yürüdüğü kaldırımı ya da yolu kimler hangi parayla yapıyor, orduyu ya da sosyal hizmetleri kimler finanse ediyor gibi soruları yanıtlamak çok önemlidir. Onların tüm bunların birdenbire kendiliğinden ortaya çıkmadıklarını, vergi sistemi sayesinde yapılabildiklerini bilmeleri gerekir. Vergi ne demektir? Devlet neden ve nasıl vergi toplar? Aslında 4 lira olan bir şeyin katma değer vergisiyle fiyatının biraz daha yükselmesi ne anlama gelir? O para nereye gider? Devlet o parayı nasıl değerlendirir? Ya da gelir vergisi nedir? Özellikle gelir vergisi çocukların anlamaları gereken bir şeydir. Çünkü kazandıkları ya da kazanacakları tüm para ya da gelirden belli bir oranda kesinti yapılacağını bilmeleri, harcama yaparken daha dikkatli olmalarını sağlayacaktır. Böylece paranın kolay kazanılmadığını daha iyi anlarlar. Tabii bu kesintilerin ne için devlete gittiğini ve nasıl yol, su, elektrik olarak geri geldiğini de anlamalarına yardımcı olmalıyız. Evet, tüm bunları basit bir dille anlatmak zor olabilir. Daha çok soru doğurabilir ya da konu siyasete kayabilir ama çocuklarınızla bu konuların hiçbirini konuşmaktan çekinmemelisiniz. Böylece onları hayata daha iyi hazırlarsınız. Bu konuları konuşmak hem ekonomiyi hem de devlet ve devletin sağladığı hizmetlerin nasıl ortaya çıktığını erken yaşta anlamalarına yardımcı olur. Para modern hayatın çok önemli bir parçası. Ama çocuklarımızı bu konuda çok da fazla eğitmediğimizi düşünüyorum açıkçası.